Bizden y eşittir 5 üzeri x'in grafiğini çizmemiz isteniyor. Bunu en basit şekliyle yapacağız. Yani x için değerler vereceğiz ve y değerinin ne olduğuna bakarak koordinatlarımızı çizeceğiz. O halde birkaç tane negatif ve birkaç tane pozitif değer için deneyelim. Bunları sıfır noktası etrafında toplamaya çalışacağım. Bunlar x, bunlar da y değerlerim olacak. Negatif bir değer vermeyi deneyelim ama fazla da negatif olmasın. Mesela x'e eksi 2 vererek başlayalım. Bu durumda y değeri 5 üzeri x'e eşit olduğundan 5 üzeri eksi 2 eşit olacak y. Bunun da 1 bölü 5 üzeri 2 ile aynı şey olduğunu biliyoruz. Yani 1 bölü 25 e eşit. Şimdi başka bir değer deneyelim. Mesela 1 x eksi 1'e eşitken ne oluyor bakalım. y 5 üzeri eksi 1'e eşit olur. Bu da 1 bölü 5 üzeri 1 ile aynı şey, yani 1 bölü 5. Şimdi de x'in 0'a eşit olduğu duruma bakalım. Yani y, 5 üzeri 0'a eşit olacak. Kuvveti 0 olan her şeyin 1'e eşit olacağını biliyoruz. O zaman bu değer 1'e eşit olacak. Ve sonunda elimizde, aslında burada birkaç nokta daha belirleyelim, bu tabloyu biraz daha uzatalım. Bir de mesela x'in 1'e eşit olduğu bir durum deneyelim. Bu durumda y 5 üzeri 1 olacak ki bu da 5'e eşit. Bir değer daha verelim. x 2'ye eşitken ne olduğuna bakalım. O zaman 5'in karesi olacak değil mi? 5 üzeri 2, bu da 25'e eşit. Artık grafiği çizebiliriz, bakalım nasıl görünüyor. x değerlerim eksi 2'den artı 2'ye değişiyor, y değerlerim de 1 bölü 25 ile 25 arasında değişiyor. Yani burada pozitif değerler var. Şöyle çizeyim, bu benim x eksenim olsun. Bu da y ekseni olsun. Evet, düzgün bir şekilde çizelim. Bu da y eksenim olsun. x değerlerim de eksi 2. Aslında y eksenimi devam ettireyim en iyisi. Burası y, burası x. Eksi 2 burada. Sonra eksi 1, 0, 1 ve artı 2. Evet, artık noktaları çizebiliriz. x eksi 2 iken y 1 bölü 25. Aslında y eksenine de değerleri koyayım. 25'e kadar çıkacağız. Burası 5 olsun. 5, 10, 15, 20, 25 de y'yi yazdığım yerde olacak. Evet, artık çizebiliriz. Eksi 2'ye 1 bölü 25 eksi 2 burada 1 bölü 25 x eksenine bayağı yakın bir yerde olacak yani buralarda olmalı. Eksi 2'ye 1 bölü 25 x ekseninin üzerinde değil. 1 bölü 25 tabii ki sıfırdan büyük ama x eksenine çok yakın bir yerde. Bu turuncu renkteki noktayı çizelim. Şimdi de eksi 1'e 1 bölü 5. Bu ölçüme göre 1 bölü 5 yine x eksenine epeyce yakın. Oldukça yakın. Yani burası da eksi 1'e 1 bölü 5 noktası. Mavi renkte de 0'a 1 noktamız var. 0'a 1 noktası tam olarak burada değil mi? Burası 2,5 ise bu nokta 1 için makul bir yerde duruyor. Sonra da 1'e 5 noktası var. 1'e 5 noktası bizi tam buraya getiriyor. Ve sonuncusu ise 2'ye 25 noktası. x ekseninde 2, ve y ekseninde 25 noktası bizi tam buraya getiriyor. Şimdi bu fonksiyon ve bu grafikle ne elde ettiğimizi görüyorsunuz. Ne kadar uzağa ve negatif yana gidersek, 5 üzeri negatif bir sayı arttıkça bizi sıfıra yaklaştırıyor ama sıfır olmuyor. Sıfırdan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz ve y ekseninde y'nin 1'e eşit olduğu yere kadar geliyoruz. Burada x'in 0 olduğu yerde y değerimiz 1'e eşit. Ve bu noktadan itibaren x sıfırdan daha büyük değerler aldıkça fonksiyonun eksponansiyelliğini görüyoruz. Yani üssel büyüyor. Çok hızlı bir şekilde artıyor. Ve buna da eksponansiyel, üssel artış diyoruz ki anlatmaya çalıştığımız da buydu. Yani bu grafik bu şekilde devam ederse çok hızlı bir oranda sürekli artan bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Bu da sıfıra eşit olmadan sıfır değerine çok yaklaşabileceğimiz anlamına gelir. 5'in negatif 1 milyarıncı kuvvetini alsanız size yine 0 vermeyecektir ama sizi 0'a epeyce yaklaştıracaktır. Ama 5'in pozitif 1 milyarıncı kuvveti size çok çok büyük bir sayı verecektir çünkü yukarı doğru çıkan roket gibi tırmanan bir grafik söz konusu. Tam olarak görebildiğinizden emin olmak için tüm grafiği net bir şekilde çizeyim. Burada sıfır noktasında değiliz. Sıfırın biraz üzerindeyiz ve buradan yavaşça yükseliyoruz. Ve x'in pozitif değer almaya başladığı yere geldiğimizde işte o zaman çok hızlı bir yükselişe geçiyoruz.